Tutmayacak mısın? Şeker ver hele. Yarın olsun da sana sandıktan bir yazma çıkartalım. Niçin? Böyle başın açık gezecek değilsin ya. Ana, Halide böyle gezmeye alışık. Yazmayla gezmeye de alışır. Bu cız cıbıl entarilerle dolaşmak yakışık almaz. Bir de usturuklu bir fistan dikmek icap eder sana. Ana. Ne var? Halide öyle biri değil. Giyimine kuşamına karışamayız. Alimin ağzına laf mı verelim? Yakında başlar köy çalkalanmaya. Başlarsa başlasın ana, bize ne? Madem ki gelinimiz oldu, adetimiz, töremiz neyse uyacak. Biz ne yapıyorsak o da onu yapacak. Ne giyiyorsak onu giyecek. Beğenmiyorsa... Aha, kapı orada. Ana, Halide benim karım. Ona karışmak sana vazife değil. Kemal. Bu evde daha ne kadar yaşayacağız? Hani kendimize yeni bir hayat kuracaktık. Kuracağız. İyi de ne zaman? Bilmiyorum. Ben çok bunaldım. Annen çok fazla üstüme geliyor. Hem buranın şartları da hiç kolay değil. Bütün gün su taşımaktan, iş yapmaktan canım çıktı. Haklısın. Ama biliyorsun, işsizim. Bir müddet daha sabretmemiz gerekiyor. Başka ne yapabiliriz ki? İkimize ait bir yuva kurarız. Ama nasıl Halide? Elimizde avucumuzda 5 kuruş yok ki. Bağ evini satarım mesela. Nasıl olsa benim üstüme. O parayla da şehirde bir ev alırız. Oraya yerleşiriz ha? Düşünürüz. Kemal. Düşünecek bir şey yok. Annem beni kaçırmak için elinden geleni yapıyor zaten. Buna daha ne kadar dayanabilirim? Tamam. Sen nasıl istersen. İnsanın inanası gelmiyor kız. Kaşla gözleri sıkıydılar demek nikaha. Oh, keyifler gıcır vallahi. Koskoca çiftlik sana kaldı desene. Kız sen gittiğinden beri tekmil çalkalanıyor ortalık. Koskoca Muzaffer Bey nasıl oldu da tenekeye geldi diye şaşırıyorlar. Güllü nasıl da ayağına getirdi diyorlar. Ay sahi kız, şu Ramazan meselesi nedir?
Anlatsana Aslı'nın aslarını. Ne Ramazan'ın, ne meselesi? Aa. Haberin yok mu? Neden haberim yok mu? Muzaffer Bey söylemedi mi sana? Çatlatmasana insana. Neyi söylemedi mi? Muzaffer Bey Ramazan'a topraklarını geri vermiş. Yok canım. İmkansız. Yanılıyorsundur. Muzaffer niye böyle bir şey yapsın? Ben de inanmadıydım başta o salak Zaloğlu'na. Ama görmüşler. Neyi? Muzaffer Bey mahalleye gelmiş Ramazan'ı görmeye. Sonra tam ofenine bindirmiş Ramazan'ı, birlikte çekip gitmişler. İyi akşamlar canım. Sana da. Ne oldu? Neyin var? Yok bir şey. Var var. Anlatmayacak mısın? Duyduklarım doğru mu? Ne duydun? Güya sen Zaloğlu'na toprak vermişsin. Yok öyle bir şey değil mi? Zaloğlu'na toprak falan vermedin. Verdim. Verdin mi? Doğruymuş demek. Dayısı olarak yapmam gerekeni yaptım. Ya bir koca olarak yapman gerekenler? Beni kaçırıp zulmetmedi mi? Olanları unuttun mu? Unutmadım elbette. Ama bu çok başka ve hassas bir mesele. Haklısın. Bu çok hassas bir mesele. Ama bu hassas meseleyi senin terazin doğru tartmıyor Muzaffer. Mükafat verir gibi toprak veriyorsun. Mükafat falan verdiğim yok. Anasının hakkı olan toprakları verdi. Ne diyor kız bu? Ama ne diyecek be? Adı Gülne ama kendi çalı dikeni. Baksana, beyin yaptığına ettiğine karışıyor ya. Yaptıkları yanına kar mı kalacak? Nasıl biri olduğunu bilmiyor musun? Geçmişte olanlar da bu durumu karıştırma Gülüyor. Sana yaptıkları yüzünden hakkı olanı vermemezdik, edemezdik. Benden daha mı kıymetli? Niye bağırışırlar acem? Hanım mal derdine düştü Zahar. İnşallah bir delilik yapmaz. Madem böyle bir niyetin... Niye sormuyorsun? Neden söylemiyorsun? Güllü yeter. İşine gelmeyince yeter değil mi? Soruları yalnızca sen sorarsın. Sana hesap verecek değilim. Mal benim. İstediğime veririm. Senin ha? O dağıttığın topraklar yalnızca senin değil. Karnımdaki çocuğun da toprakları. Ve ben onun hakkını Zaloğlu gibilere yedirtmem. Güldü. Aç kapıyı. Aç şu kapıyı Güllü. Aç şu kapıyı lütfen. Başka türlüsü elimden gelmezdi. Bana yakışmaz, anlıyor musun? Güllü. Bu topraklar onun hakkı. Sana yaptıklarıyla bunun bir ilgisi yok.
Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.